Hazreti Adem'in yaratılışı ile ilgili ayetleri okudunuz. Kimi Adem ilk insan değil diyor, kimi Adem topraktan yaratılmadı diyor. Neden bir ayetten bu kadar zıt yorumlar çıkıyor? Hiçbir şekilde hiçbir insanın kitap, Allah'ın kitabı ile ilgili en küçük yorum yapma yetkisi yoktur. Allah kimseye böyle bir yetki vermemiştir. Cenab-ı Hak her şeyi ayrıntılı bir şekilde açıklamıştır. Nisa suresinin en başında. Ya eyyühennâsü ittekû rabbekumullezî halakakum min nefsin vâhide. Ey müminler, ey insanlar, Rabbinize karşı saygılı olun. Onun emir ve yasaklarına karşı dikkatli olun. Kendinizi yanlışlardan koruyun. Sizi, şimdi Arap dilinde iltifat vardı. Bu sizi derken yani atanızı demektir. Bir tek nefisten, o nefsin ne olduğunu İnsan suresinde anlatıyor Allah. Döllenmiş yumurtadır. Sizi bir tek nefisten, döllenmiş yumurtadan yaratmıştır Adem'i. Ve halaka minha, Arapçada o ha zamiri müennestir. O nefse gider. Yani o döllenmiş yumurtaya. Yine döllenmiş yumurtadan yarattı zevceha eşini. Yani Adem neden yaratıldıysa eşi de ondan yaratıldı. Ondan sonra bakın vebesse minhuma bu ikisinden yaydı. Ricalen ketiren ve nisa çok sayıda kadın ve erkek. Bu ikisinden o nefis eşi ve o ikisinden. Burada şey yapıyor. Efendim o zaman kardeşler evden. Sana ne? Allah müsaade ettikten sonra kim karışabilir? Sana ne? Sana ne düşer? Allahü Teala bizde uygulanan şeriat için demiyor mu? Şer'a aleykum mined dini ma vassa bihi Nuhan. Allah Nuh'a hangi görevi yüklediyse sizin için de bu dinin şeriatı yaptı. Niye öncekilerle ilgili söylemiyor da Nuh diyor? Elbette bunun bir sebebi var değil mi? Ondan sonra birçok ayet var zaten bu konuda. Birçok ayet var. Mesela işte Bakara suresinin 30. ayetinde ve izgâlel rabbike lil melâiket inni câilun fil ardı halife. Allah meleklere şunu söylüyor. Bu topraklarda, bu yeryüzünde ben bir halife, yani muhalif varlık oluşturuyorum. Ondan sonraki ayette fazla uzamaz. Bakayım vakit var mı? Ha varmış vakit. Şey yapayım. Tam olsun, eksik olmasın. Şimdi muhalif varlık olduğu için de melekler tabii şaşırıyorlar. Allah Allah. Şimdiye kadar olan canlıların sadece bir liderlik mücadelelerini biliyoruz. Her zaman örnek veriyorum yani bir horozlar arasında mücadele var, tavuklar arasında yok. Allah Allah. Şimdi Allah bir varlık yaratıyor ki mücadele horozlar arasında da, tavuklar arasında, tavuklu horoz arasında da. Eyvah bir tek kümes olmaz. İki tane horoz biri diğerini ya öldürüyor ya da kovuyor. Bir tanesi kalıyor. Bunlar hepsi birbirine muhalif. Erkekler de birbirine muhalif. Kadınlar da muhalif. Kadın da erkek de muhalif. Eyvah. Kan gövdeyi götürür. Bir de akıllı varlık. Siz hayvanlar alemini dikkate takip ederseniz meleklerin neden itiraz ettiğini çok rahat anlarsınız. Şimdi Allahü Teala bu olmayacak demiyor. Ben sizin bilmediğinizi bilirim diyor. Yani bu sizin bildiğiniz. Bu doğru. Yani bu olmaz değil. İşte bugün işte Suriye'de, Irak'ta birçok yerde gördüğümüz boğuşmanın sebebi odur. Ben hakim olayım. Hakimiyet bana geçsin. Benim elime geçsin. Şimdi ve nahnu sebbihu bihamdike ve nukaddisu lek. Kâle inni âlehu mâ lâ ta'lemu. Onlar şey yapıyorlar ki hani diyorlar ya Rabbi biz böyle dedik ama biz sana her şeyi güzel yapmandan dolayı sen yarattığın için mutlak da temiz olur. Ondan dolayı biz sana boyun eğeriz, itiraz etmiyoruz. Sadece soruyoruz. Allahü Teala dedi ki ben sizin bilmediğinizi bilirim. Sonra Adem'e bütün isimleri öğretti. Tamam. Adem'e. Onları meleklere gösterdi. İsimler demek eşyanın neye yaradığını. Çünkü Adem Aleyhisselam burada yaşayacaksa
Yemek yapmasını da bilmesi lazım. Her şeyi bilmesi lazım. Bütün bilgileri Allah ona öğretti. Elbise yapmasını da bilmesi lazım. Ev yapmasında ilk bina Kabe'dir işte. Elbette ki Adem Aleyhisselam yapmıştır. Ve şeyi de yazıyla öğrettiğinde Alak suresinde bildiriyor. Yazıyı da Allah öğretti Adem Aleyhisselam'a. Ondan sonra meleklere gösterdi. Hadi bakalım şunlar ne işe yarar? E bilmiyorlar tabii. Adem'e dedi ki hadi söyle bakayım Adem. Adem Aleyhisselam da neyin neye yaradığını anlatınca dedi ki ben size demedim mi ki ben göklerin ve yerin bilinmezlerini bilirim. Sizin bilmediğiniz şeyler var ben biliyorum dedi. Sizin aşağı vurduğunuzda gizli tuttuğunuzda bilirim dedikten sonra neyse ondan sonrasına şey yapmayayım. Devam edelim. 35. ayette diyor ki ve kulna ya Adem dedik ki Adem üskün ente ve zevcukel cennet sen ve eşin şu bahçeye yerleşin. Kaç kişi var? İnsanlar iki. Öbür ayette ne dedi? Eşi de kendisiyle aynı şeyden yaratıldı dedi. Bitti iki kişi. Ne yaparsanız yap işte bu iki kişi. Sen ve eşin şu bahçeye yerleşin dedi. Sonra biliyorsunuz orada şeytan aldattıktan sonra bu ayette diyor ki sonra diyor ki şey oradan çıkardı Cenab-ı Hak Adem'le eşini. Bak ne diyor? فَاَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ Şeytan o ikisini, Arapçada ikil zamir vardır, Türkçede yoktur bu. Yani ikiyi gösteren zamir vardır Arapçada, Türkçede yok. فَاَزَلَّهُمَ o ikisini aldattı şeytan şeytan iki kişi işte. O zaman bütün nesiller o iki kişiden oldu. Daha ne gerek var uğraşıp duruyorsunuz başka şeylerle? Bu yorum mu? Benim yaptığım yorum mu? Burada yorum olma. Allah'ın dininde yorum olur mu? Zaten yorumdan dolayı bu hale gelmiştir şey. İslam.